Efendim merhaba, ben Zuhal Küçük. Noktalama işaretlerini anlatmaya devam ediyoruz. 3 nokta işaretinde kalmıştık. Şimdi başlayalım isterseniz. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonunda kullanırız 3 noktayı. Masanın üzerinde darmadağınık dergiler, kitaplar, plaklar 3 nokta. Kapı sayıldığı için veya başka bir sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine de 3 nokta kullanırız. Nokta nokta. Yürür, kervan yürür. Buradaki maksadı anlıyoruz. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine kullanılır. Diyelim ki bir yazı var, işte ülke için şunlar yapıldı filan dendi. 3 nokta oraları almadık. Ülkenin ekonomik hamleleri gayet isabetliydi. Burayı aldık sonrasında. Buna rağmen işte yine de dikkat edilmesi gereken hususlar diye devam ediyor olabilir. Bizim için gerekli olan bölümleri aldığımızda da yine alınmayan kısımları 3 noktayla gösteririz. Edebi eserlerde sözün bir yerde kesilerek geri kalan kısmının okuyucunun hayal gücüne bırakıldığı ve duyguya, ifadeye güç katmak istendiği zaman yine 3 nokta işaretinden faydalanırız. Arı, böceği, kuş sesi. 3 nokta. Ve biz karşımızda bir tabiat tasviri canlanıyor. Gözümüzün önünde tabiat hayaliyle baş başa kalıyoruz o 3 noktayla birlikte. Ünler ve seslenmelerde anlamı pekiştirmek için de 3 nokta kullanılır. Kocaeli, Kocaeli Bey dediğimiz zaman 3 nokta işaretini ünlemden sonra kullanmış oluyoruz. Ünlem ve soru işaretinden sonra anlamı pekiştirmek için 3 nokta kullandığımızda artık 3 tane noktaya gerek yoktur. 2 nokta yeterlidir. Mesela biraz evvel Kocaeli B dediğimizde ünlemin yanında 2 nokta kullandık. Nasıl da akşam oldu ifadesinde de yine aynı şekilde kullandık. Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, susulan ya da eksik bırakılan cevaplarda yine 3 nokta imini kullanırız. Kimsin? 3 nokta. Cevap yok. Arkadaşlar 3 noktadan daha fazla kafamıza göre nokta kullanmıyoruz veya 3 nokta yerine 2 nokta kullanmıyoruz. Gelelim soru işaretine. Soru eki veya soru sözü içeren cümlelerin sonunda kullanırız soru işaretini. Başarı sizce nedir cümlesinde ne soru kelimesi gereği soru işareti kullandık. Geceleri hiç ağladın mı ifadesinde de yine soru eki için soru işareti kullandık. Soru bildiren ancak soru eki veya soru sözü içermeyen cümlelerin sonuna ki konuşma dilinde vurgulayarak biz bunu anlarız. Yine yazıda da soru işareti koyarız. Adınız ya da kalem dediğimizde burada kalemi verir misin ya da adınız nedir anlamını çıkarırız. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanılan tarih, yer ve bunun gibi durumlar için soru işaretini kullanırız. Yunus Emre 1240 soru işareti demek ki net değil 1320. Doğum yeri soru işareti demek ki bilinmiyor ya da çok net değil biliyorsunuz. Birçok ilimiz Yunus'un kendi şairi olduğunu söylemekte. Ankara'dan Antalya'ya arabayla 3 saatte gitmiş. Burada da parantez içinde soru işareti var. Çünkü çok net olmadığını takriben anlamını burada görüyoruz. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en son cümleye konur. Mesela sevgilinin sıfatı gül mü, sümbül mü, papatya mıdır cümlesinde gül mü, sümbül mü ve papatya mıdır? 3 sıralı cümlenin soru işareti sadece son cümleye bağlanmış durumda. Diğerlerini virgüllerle ayırıyoruz sevgili çocuklar. Gelelim ünlem işaretine. Sevinç, kıvanç, acı, korku, öfke, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonunda kullanırız. Eyvah! Nasıl biter bu işler? Ya da uygun adım, marş dediğimize. Seslenme, hitap ve uyarı sözleri kullandığımızda ünlem iminden faydalanırız. Ordular. İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri dediğimizde de yine hem ordular hem de ileri uyarısında ünlem işaretini kullanıyoruz. Ünlem işaretini ünlem olan kelimelerden sonra veya cümleye devam ediyorsa cümlenin en sonuna da kullanabildiğimiz bir işarettir. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak denen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanırız. Bilim dünyasını alt üst edecek bu buluşun bugüne dek saklı kalması ne acıdır. Burada da gördüğünüz üzere bir alay söz konusudur. Gelelim kısa çizgiye. Satırası
anlaşılmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi işaretini kullanırız. Kısa çizgi kullanırken sesleri parçalamamalıyız. Özel adlardan sonraki ekler satıra sığmazsa eğer yalnız kesme işareti kullanmak yeterli gelecek. Heyecandan neredeyse titriyordu cümlesinde yine satıra sığmamış bir sözcüğün bölündüğünü görüyoruz. Ya da Kemal'e söyledin mi de özel addan gelen sonra ek kesme imiyle kullanılmış ve kısa çizgiye gerek kalmamıştır. Cümle içinde daha önce de konuşmuştuk. Virgülle ara sözleri ya da ara cümleleri açıklama belirten ara sözlü cümleleri kullanmıştık. Ama demiştik ki iki kısa çizgi arasında da kullanabiliriz. İşte buna bir örnek verelim. Elinde büyük bir demetle gül, papatya, lale içeri girdi. Demet'in açıklaması gül, papatya ve lale ara sözler yine iki kısa çizgiyle gösterilmiş. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini ayırmak için de kısa çizgiden faydalanırız. Akmaktan akış, bilmekten bilgi ve bilgili gibi. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için de mekmak, almak, görmek şeklinde yine kısa çizgiden faydalanıyoruz. İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin de hem başına hem sonuna koyuyoruz kısa çizgiyi. Ak mesela, aklık, ımsı ve la. Azımsamak mesela ımsı ekine o yüzden mekmak aldığı için, fiil yapım eki olduğu için sonuna da kısa çizgi kullandık. Heceleri bölmek istediğimizde de heceler arasına da kısa çizgi kullanırız. Salınca, ada gibi. Arasında ve, ile, ila, den anlamları vermek için de kelimeler veya sayılar arasında yine kısa çizgiden faydalanıyoruz. İstanbul-Ankara arası, Türk-Alman ilişkileri, Ural Altay Dilaylı. Bir uyarımız var. Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konulmaz. 10-15 yıl oldu seni görmeyeli. 2-3 kişi geldi ifadelerinde araya kısa çizgi koymuyoruz. Kısa çizgiyi matematikte çıkarma işlemi olarak da kullanıyoruz. 30-60-30 gibi. Ve yine sıfırdan küçük değerleri göstermek için de -5 derece, -3 derece gibi kısa çizgiden faydalanıyoruz. Şimdi gelelim uzun çizgiye. Yazıda satır başında konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir. Örneğimize bakalım. Kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. Okuyor musun? Evet. Burada da yine karşılıklı konuşmayı uzun çizgiyle göstermişiz. Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konulabilir. Nazlı, o masum. Hiçbir şeyden haberi yok. Aslı, pek inanmıyorum ben. Bir uyarım olacak. Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanmaya gerek kalmıyor. Hancı dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu? Burada da tırnakla verilmiş konuşma. Gelelim ilk çizgiye. Dizeler yan yana yazıldığında aralarında dizeyi göstermek için yan yana yazmak gerekiyorsa ilk çizgi kullanırız. Körfez'deki dalgın suya bir bak, göreceksin. Burada bir dize. Geçmiş gecelerden bir durmakta derinde. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına, semt ile şehir arasına da yine ilk çizgi kullanırız. Mesela Kurtuluş, Ankara. İlk çizgi ya da tre diye de kullanırız. Ankara. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. Biraz evvel noktanın daha doğrusu anlatımında tarihlerin değişik yazımlarından bahsetmiştim. Bu da yine doğru kabul edeceğimiz değişik yazımlardan bir tanesi. 18-11-1969 yazdığımızdan ne yaptık? İlk çizgilerle gösterdik. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek amacıyla da yine ilk çizgiyi kullanırız. AE, lıklık gibi. Genel A adreslerinde de yine burada gördüğünüz üzere ilk çizgi kullanır. Matematikte bölme işlemi olarak da yine ilk çizgi kullanırız. 80/2 gibi. Fizikte, matematikte, kimyada değişik bilimsel alanlarda birimler arası orantıları gösterirken de yine ilk çizgiden faydalanırız. Gram/saniye gibi. Ters ek çizgi ise bilişim uygulamalarında ard arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek üzere kullanılan bir işaretimizdir sevgili gençler. Belgelerim, Türk işaret dili, kitapçık gibi ne yapıyor? Ters ek çizgilerle devam ediyor. Gelelim tırnak işaretine. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içinde kullanılır. Ne zaman gideceğiz diye sordu. Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere
Alıntının sonunda bulunan bir noktalama işareti varsa o tırnağın içinde kalmalıdır. Yine yazıda ya da cümlelerimizde özel olarak vurgulanmak istenen sözler de tırnak içinde ifade edilir. Yeni bir tırnak içinde yazılır. Yeni bir barış taarruzu başladı. Yine özellikle vurgulamak istediğimiz bir bölüm. Cümle içinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları da tırnak içine alınır. Bugün öğrenciler Huzur adlı eseri inceleyecek. Cümle içinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitap, dergi adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın italik yazıyla, eğik yazıyla da gösterilebilir. Burada bir örnek var. Höyük sözü Anadolu'da tepe olarak geçer. Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için tekrar kesme işareti kullanmaya gerek yoktur. Elif Şafak'ın Bit Palası'nı okudunuz mu derken tırnak zaten kesmenin yerini tutmaktadır. Yine bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale adları da tırnak içinde gösterilir. Burada da Voltaire'in Osmanlı Bürokrasisi Amme İdare Dergisi 1980'de Osmanlı Bürokrasisi adlı makale tırnak içinde gösterilmiş. Sevgili gençler, gelelim tek tırnak işaretine. Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü, bir ibareyi belirtmek için tek tırnak işareti kullanırız. Atatürk tırnak içinde başladık. Henüz Gazi Mustafa Kemal Paşa idi. Gazi Mustafa Kemal Paşa tek tırnak benden ona dair bir kitap için ön söz istemişlerdi. Faruk Rıfkı Atay'dan bir bölüm aldık ve tırnağı kapattık bu örnekte de. Denden işaretine baktığımızda da bir yazıdaki maddelerin ya da bir çizelgede alt alta gelmesi durumunda söz, yazı, grup ya da sayıların teker teker yazılmasını önlemek amacıyla denden işareti kullanıyoruz. Etken fiil, edilgen fiil, işteş fiil, dönüşlü fiil gibi. Sevgili gençler, buraya kadar anlattığım bölümlerin uygulamasını yapmak üzere Türkçenin Ritmi adlı kitabı kullanabilirsiniz. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Başarılar diliyorum.